Yaklaşık 12 senedir bu sporda yarışıyorum. Kariyerimi yapıyorum. Çok şükür en alt tabakadan başlayıp, yani en alt seviyeyle başlayıp çok şükür bugünlerime geldim. Ben Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da 2008 senesinde, 2006 senesinde babamın rahatsızlığından ötürü buradan ayrıldım ve Giresun'a yerleştim. Memleketimiz orasıydı. Babamı kaybettikten sonra kaldım annemle birlikte. Ve sonrasında bir şeyler yapmak istiyorum. Giresun tabii biraz küçük bir şehir, metropol bir şehirden geldikten sonra. Ve dedim ki bir şeyler yapmak için ne yapabilirim? İşte bir yerde çalışabilirim, bir şey. Ve dedim ki hayır, ben sporla ilgilenmek istiyorum. Çünkü ben 7 yaşından beri spor yapıyorum zaten. Voleybol, işte birçok başka başka sporlarda da bulundum. Özellikle işte dövüş sanatları, voleybol. Ve sonrasında dedim ki arkadaşım beni bir gün salona götürdü. Baktım, çok garibime geldi. Çünkü bir masada birkaç kişi var, işte oynuyorlar top üzerinde falan. Ben beğendim, hoşuma gitti. Sonra dediler ki bunun işte federasyonu var, turnuvası var, şöyle şöyle. Rahmetli eski il temsilcimiz Salih Kırdemir sağ olsun bu konuda beni teşvik etti. Başladım ve turnuvaya gittiğimde çok hayran kaldım. Çünkü herkes çok ciddi disiplinle oynanıyor ve bir kalabalık ambiyans. Ben yaparım dedim ve sonrasında başladım ve devam ettim. Bilardo'yu tarif edersek benim açımdan satranç, fizik, matematik, odaklanma bunun bütün kombinasyonlarını içeren bir spor branşı. Yani bir atletizm gibi koşmuyorsunuz ya da işte birçok hani futbol gibi bir takım oyununda değilsiniz. Çünkü bilardo tamamen bireysel bir oyun. Ve gerçekten masada hesap yapmanız gerekiyor. Ciddi anlamda konsantre olmanız gerekiyor ve odaklanmanız gerekiyor. Ve ciddi anlamda da karşı takım rakibinizin ne kadar güçlü olsa da ne kadar zayıf olsa da kendinizle ilgili bazı şeylerin disiplinini sağlamanız gerekiyor. O yüzden bireysel. Ve ben bu şekilde açıklayabilirim. Hepsini içeren çok güzel matematik oyunu yani. Zihin oyunu tamamen. İlk başladığım dönemlerde ben hamileydim. Ve hamileyken turnuvaya gittim. Eleştirildim. Ve hiçbir şekilde vazgeçmeden sırtıma kızımı sarıp eski analarımızın yaptığı gibi antrenman yaptım masada. Ve bunu gururla yaptım. Ve o sahnede görüntüyü hayal edin. Sizi gören insanlar diyorlar ki ya kadına bak. Sırtında sıpası, elinde sopası. Hani onun gibi bir tabirle insanlar bu şekilde eleştiriyorlardı. Ama ben dedim ki vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben başarırsam o başarıyı sahiplenmek ve sarılmak isteyen çok insan olacak. Ve ben bu yüzden hiçbir şekilde vazgeçmedim. Bazı maddeler kullanan maalesef güzel gençlerimiz var. İşte aile hayatı kötü olabiliyor. Evet, aileyi kimse seçemiyor. Ben de seçemedim. Ben evlatlık alınan birisiyim. Bunu gururla söylerim. Ailemizi seçemeyiz. Ama kendi hayatımızı seçebiliriz. Kendi hayatımızın gidişatını seçebiliriz. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani bir yolda giderken ne kadar tökezlerseniz o zaman o kadar güçlü olacağınız bir yere varacağınız için bunları yaşıyorsunuzdur. Lütfen bundan vazgeçmeyin. Ben vazgeçmedim. Saygıner eşittir mükemmel bir hırs. Benim için öncelikli kelime bu geliyor aklıma. Çünkü usta yıllarca hayatını vermiş. Yani bu spora adamış bir isim. Ve şöyle ki onun tecrübesi benim için ideol mi deniyordu özür? İdol, evet. Gerçekten öyle. Çünkü hayat tarzı, hayat öyküsü farklı ve yaşam tarzına göre kendini bu başarıya getirmiş bir isim olmak, dünyada ciddi bir isim yapıp Türkiye'de bilardoyu bu kadar iyi tanıtabilmek ve hızlı tanıtabilmek de onun çok ciddi parmağı var yani. Çok saygı duyduğum bir isim. Eylül ayı içerisinde dünya şampiyonası var.
İnşallah en çok hedefim o. Çünkü bizde kendi branşımızda yani bilardo sporunda dünya şampiyonu Türk bizde kadın olmadı. Bunu ilk başaran da olmayı çok istiyorum, hedefliyorum. Karşımdaki rakibim özellikle saygıdeğer, hem çok sevdiğim bir arkadaşım ve ustam derim, Gülşen Degener. 15 yıldır üst üste bilardo'nun şampiyonuydu ve aynı zamanda da ilk dünyanın kadın bilardo kurucularından, yani kendisi. Benim için çok değerli bir insan ve böyle güçlü bir isimle sürekli oynayıp kaybedip işte üçüncü, dördüncü olmak tabii ki insana üzer mi? Ama beni üzmedi. Ben hep hırslıydım, hep azimliydim. Dedim ki bir gün olacak yani. Bir gün olacak. Ve gerçekten geçen sene bir maçta yakaladım. Çok ciddi çekişmeli bir maçımız vardı. Ve Gülşen Degener'i yendikten sonra, o maçı kazandıktan sonra beni doyurdu o güç ve finale kaldım da finaldeki diğer arkadaşımı kazandım. Bir şampiyonluğu elde ettim de ilk başta biraz ağlayarak bir duygusal anlamda. İkincisinde tebessümle, dünkü şampiyonluğumda da gayet gülümseyerek. İnsan tabii ki tecrübe ediyor. Çok güçlü bir şey, güzel bir duygu. Ama dediğim gibi kaybetmek olması gerekiyor ki kazanmanın tadına varmak için, o zaman çok zevkli oluyor. Ben vazgeçmiyorum. Hırsımı ve azmimi seviyorum. Azimli olduğuma inandığım için de başaracağıma da inanıyordum yani, açıkçası.